Günlük yaşantınızda asit kelimesini muhtemelen defalarca duymuşsunuzdur. Bu videoda asidin en sık kullanılan tanımlarından birine odaklanacağız. İlerleyen videolarda burada vereceğimiz tanımın dışında başka asit-baz tanımları olduğunu da göreceğiz. Bu videoda asit ve bazların Brønsted-Lowry tanımına odaklanacağız. Soldaki resim Brønsted'in bir resmi. Sağdaki ise Lowry'nin bir resmi. Bu iki kişi 1920'lerde asit ve bazların tanımını yapmışlardır. Bu tanıma göre asit, bir proton ya da hidrojen iyonu vericisidir. Peki, proton ve hidrojen iyonu aynı şey mi? Hidrojenin en sık rastlanan izotopunda, atom çekirdeğinde yalnızca bir proton bulunur. Hiç nötron bulunmaz. Eğer hidrojen nötr halde ise, yani yüksüzse, orbitalde dolanan bir elektronu da vardır. Bu hidrojeni iyonize ettiğimizde, bu elektronunu ondan koparmış oluruz. Geriye elinize sadece çekirdekteki proton kalır. İşte bu yüzden pozitif yüklü bir hidrojen iyonuyla bir protonun aynı şeyleri ifade ettiğini söyleyebiliriz. Asidin bu tanımından yola çıkarak bazın tanımını da tahmin edebiliriz. Brønsted-Lowry'e göre baz proton ya da hidrojen iyonu alıcısıdır. Şimdi bu tanımları birkaç örnekle pekiştirelim. Hatırlayalım. Hidroklorik asit bilinen en kuvvetli asitlerden birisiydi. Hidroklorik asidi çizelim. Hidroklorik asidin yapısında bir hidrojen bir klorla kovalent bağ kuruyor. Buradaki klorun kovalent bağdaki elektronlar dışında 3 adet eşleşmemiş elektron çifti daha bulunuyor. Şimdi bu hidroklorik asidi alıp sulu bir çözeltinin içine koyalım. Sulu çözelti içinde ifadesi parantez içinde aq şeklinde yazılır. Daha açık bir şekilde yazmak istersek de işte bu şekilde yazarız. Burada hidroklorik asidin etrafında sıvı haldeki su molekülleri olacak. Bu molekülleri de uzun uzun bu şekilde yazıyoruz. İki hidrojene bağlanmış bir oksijen molekülü. Peki bu yazdığımız tepkime sonucunda sizce ne olacak? Az önce hidroklorik asidin kuvvetli bir asit olduğunu söylemiştik. Yani hidroklorik asit protonunu ya da bu hidrojeni vermek için can atacak. Fakat hidrojeni verirken hidrojenin kovalent bağdaki elektronları almasına izin vermeyecek. Bu durumda kovalent bağdaki elektronların ikisi de klor tarafından alınacak. Oluşan hidrojen iyonu da çözeltideki herhangi bir su molekülü tarafından tutulacak. Hadi şöyle bir hatırlayalım. Gerçek çözeltilerde tepkimeye girecek olan reaktantlar ne yapmaları gerektiğini önceden bilmez. Yani sağa sola hareket eder ve neyi ne kadar yapmak istediklerine bağlı olarak tepkimeleri gerçekleştirirler. Buradan hareketle belki su molekülündeki bu eşleşmemiş elektron çifti buradaki hidrojen iyonuyla kovalent bağ kuracak. Peki tepkime sonucunda ne oluşacak? Buraya bir ok çiziyorum. Hidroklorik asit çok kuvvetli bir asit olduğundan dolayı bu tepkimenin sağa doğru ilerlemesi avantajlı bir durum. Bu tepkimin sonucunda elimizde klor kalmış olacak. Bu klorun 3 adet eşleşmemiş elektron çifti vardı. Kovalent bağdaki elektronları da aldı ve fazladan bir elektrona sahip oldu. Yani negatif yükle yüklenmiş oldu. Sonuçta da klor anyonuna dönüştü. Peki buradaki su molekülüne ne oldu? Burada oksijenimiz var. Burada da hidrojenlerimiz olacak. Fakat bu durumda iki hidrojenimiz olmayacak. Çünkü hidroklorik asitteki hidrojeni de aldık. Dolayısıyla elimizde 3 adet hidrojenimiz olacak. Bu hidrojenin farklı renkle çizelim. Su molekülünün oksijeninde bulunan eşleşmemiş elektron çifti şimdi burada bu hidrojenle koordine kovalent bağ oluşturmuş durumda. Oksijende hala 1 adet eşleşmemiş elektron çifti mevcut. Sonuç olarak bu su molekülü bir proton kazandı. Yani önceden nötr olan su molekülü artık pozitif yüklü hale geldi. Özetle hidroklorik asidi sulu bir çözelti içine koyduk. Buradaki hidrojen bir su molekülüne bir proton verdi. Tepkimeyi en baştan inceleyip hangi molekülün asit hangisinin baz olduğuna bakalım. Adı üstünde hidroklorik asittir. O bir asit. Buraya yazalım. Çözeltideki su da baz gibi davranıyor. Aslında su hem asit hem baz gibi davranabilir. Fakat bu tepkime de baz gibi davranıyor. Bu tepkimenin sağ tarafa doğru ilerlediğini söylemiştik değil mi? Burada gördüğünüz gibi oluşan kloranyonu negatif yüke sahip ve uygun koşullar oluştuğunda proton alabilir. Bu gibi tepkimelerde asit protonu verdiğinde oluşan moleküle eşlenik baz diyoruz. Burada kloranyonu hidroklorik asidin eşlenik bazı. Buradaki hidronyum iyonu da eşlenik asit. Çünkü bu hidronyum iyonu da uygun koşullar sağlandığında protonu verebilir. Bir kere daha söyleyeyim. Hidronyum iyonu elektronunu kaybetmeden protonunu verebilir. Sonuç olarak hidronyum iyonu suyun eşlenik asididir diyebiliriz. Umarım bu örnek size asit ve bazların Brønsted-Lowry tanımı ile ilgili bir fikir vermiştir. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Bazı ders kitaplarında bu tepkimenin farklı şekilde yazıldığını görebilirsiniz. Buradaki sulu çözeltimizde hidroklorik asidimiz var. Tepkime sonucunda AQ diye belirttiğimiz sulu çözeltide hidrojen iyonları oluşacak ve kloran iyonları oluşacak. Tepkimenin bu şekilde yazılması aslında hiç de yanlış değil. Ancak burada hidrojen iyonlarını bu şekilde yazdığımızda neyden bahsettiğimizi biliyor olmamız gerekir. Sulu bir çözeltide hidrojen iyonları böylece kendi başlarına bulunmazlar. Bunlar su molekülleri tarafından tutulurlar ve hidronyum iyonu oluştururlar. Yani sadece proton oluşturmak yerine hidronyum iyonu oluşturmaktan bahsedersek, gerçekte meydana gelen şeye çok daha yakın bir şey elde eder. Çünkü sulu çözelti içindeki bu protonlar su molekülleri tarafından tutulup hidronyum oluşturuyor. Bu yüzden ilk yazdığım tepkime gerçekte olan durumu biraz daha doğru bir şekilde gösteriyor.